6 140 beygir olarak geçiyor, yazılımlı. Hatta şöyle ufak bir dokun kardeşim gazına. Sardı biraz. Zaten 0 yüzünden anlayacağınız kadar gayet güzel. No pressure, and I find it hard to say no. Put a one to one something better. Put a one to never say never. You'll be my pleasure. Selamünaleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skoda Superb'deyiz. Zaten dış çekimini görmüşsünüzdür. Arkadaşlar Mirza yanımızda bugün. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Zaten bilirsiniz Toyotacı Mirza dersek eski videolarında kanalda bulabilirsiniz. Broadway'le de video atmıştık. Şu anda farklı bir kamera açısıyla sizlerleyiz. Hatta şu anda şöyle göstereyim, iPhone 11 ile geniş açı kamerasındayız. Gayet de güzel video yani. Arkadaşlar aracın bu arada 1.6 140 beygir olarak geçiyor, yazılımlı. Hatta şöyle ufak bir dokun kardeşim gazına. Sardı biraz. Zaten 0 yüzünden anlayacağınız kadar gayet güzel. Arkadaşlar şimdi hemen burada bir dış çekimini sizin için yapayım. Siz zaten burayı görmeyeceksiniz. Bir dış çekimini çekeyim arabanın. Evet arkadaşlar, şu camı kapatmayız da. Rüzgar sesi çok az. Evet arkadaşlar, ora açık kalsın. Bir şey yapmaz ya. Bakın. Daha aydınlık oluyorsa. Daha aydınlık, daha güzel. Evet arkadaşlar, şimdi dış çekimini tamamladık. Aracın. Zaten araç güzel bir araç. Mirza, aracından biraz bahset bize. Kaç motor? 2013 1.6 orijinali 101 yazılımla 140. Gayet güzel seri bir araç. Bilmiyorum. Tork aşağı yukarı vardır, 380'e yakındır. En full'ü değil ama en full'ünden eksiği sadece start stoplanan atlarsız giriş çalıştırma. 4 koltuk ısıtma. Aynen şurada. Otomatik var. Şurada da var arkadaşlar. Araçta tesisat da var arkadaşlar. Zaten bugün de tesisat yenilenecek aracın. Şöyle makam perdeleri de var. Gayet güzel bir araç. Yakıtı arkadaşlar bu arada öyle çok aşırı da fazla değil. Kaç şu anda senin sürmenle? 7.4 6.2 uzun yolda 6.2 değil mi? Yani uzun ortalama 6.2 gayet güzel arkadaşlar. Araçtan Mirza çok memnun. Arkadaşlar böyle araba arıyorsanız da Mirza'nın Instagram hesabını bırakırım. Aracı zaten şu anda satışta. Parasını verene satar yani. Aman hele 200 lira. 200 lira rahat yani arkadaşlar. Şu anda internette piyasada en ucuz. Trabzon, Karadeniz piyasasında en ucuz bir araç. Ve araç hatasız. Hatasız değil, bir çamurunda boya var. Bir çamurunda boya varmış, ben de yeni öğrendim. O zaten bir şey değil ya. Arkadaşlar böyle geniş açı kamerasıyla da hakikaten güzel oluyor. Bir daha kalk bakayım şöyle ya. Arkadaşlar 0 yüzü gayet iyi aracın. Yüzden sonra iyi. Arkadaşlar aracın gayet gidişi güzel. Yüzden sonra daha da iyi gitmeye başlıyor gerçekten. Ama 200'e evet, 220. 220 rahat görüyor. Ama arkadaşlar 200'den sonra yani biraz başlıyor hava direncine karşı koymaya. Çünkü biliyorsunuz araçlar ne kadar da hızlı gitseler bir hava direnci var. Bundan etkileniyorlar ama aracın yazılımı gayet iyi. Araçta gizli özellikler de açık. Mirza arabadan indiği zaman koltuk geri geliyor. Mesela bunlar da var. Elektronik şey var. Evet, koltuklar var. Evet, elektrikli. 12 koltuk elektrikli. Şoför koltuğu hafızalı. 3 kademe hafızası var. Aslında gayet dolu bir araba. Sunroof var. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet dolu bir araç yani. 360 derece park sensörü var işte. Hepsi var ya aslında. Şu anda ESP, ASR, ACR, TCR. Gayet iyi de frenleri var. Güzel ya. Frenleri hiç iyiydi.
Ya bu VAK grubunun frenlerinde sıkıntı var. Ben mesela arkadaşlar Mirza Ford'u sevmez ama ben bir Ford aşığı olarak Ford'un frenlerine çok hastaydım. O da hasta aslında da Ford arabalarını çok sevmiyor. Selamünaleyküm Gold kısma. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çift bölge klima. Ya bu model bir arabaya göre gayet dolu aslında. 2011'lerinde de var. Var mı? O zaman gene mükemmel. Var sensin, yani var, yetebilecek şeyler var. Arkadaşlar bu videoda yani bir 50-60 liraya garanti kafadan çıkaralım ya. Bu araba çünkü piyasada ender arabalardan, böyle YouTube'da da fazla videosu yok. Bakın şurada oturduğum zaman tam kafa hizamdan gayet güzel bir makam şeklinde oturabiliyorsunuz. Şurada kaloriferler var. Bir de aynen. Yoksa araba baksanıza ya genişliğe, kafa yüksekliği, lambaları. Bu arada hepsi led yapmışlar. Orijinalinde onların hepsi var. Sonradan beyaz led yapılmış. Değil mi? Orijinalinde kapı altı, evet, ayak evet. Altı, ayna altı hepsi var. Şu an ayak altında da var da gözükmüyor şu anda çok fazla. Çünkü açık değil. Aç onları. Buraya mı vardı? Sıkıntı yok. Gösteririz onları ara bölmelerde. Yani ayak altında da var arkadaşlar bu araçlarda. Arkada sigara yakma şeyi de var. Tabii biz sigara kullanmıyoruz. Şurada şey çok güzel. Açtım aynen bir de aç. Bakın arkadaşlar hemen yanıyor zaten. Orada bir de sonradan ayak aydınlatma yapmış Mirza. RGB'li. Sürekli renk değiştirenden. Gayet şık duruyor ya. Her renk yanabiliyor arkadaşlar. Zaten Zeliza'da da var o. Hoşmuş. Ya güzel gösteriyor arabayı. Trafik doldu arkadaşlar şimdi. Yani arkadaşlar böyle ufak bir video çekmek istedim aslında size. Çünkü araç gayet iyi bir araç. Bunu kaçırmanızı istemedim. Şu sunroof tam da açsana Mirza. Bakın arkadaşlar direkt böyle de açılıyor. Şimdi Mirza'nın hep kullandığı şekli alalım yine. Şöyle üstten sıkıntılı halini alıyor Mirza kullanıyor. Zaten güzel sunroof'a yakışan da o. Bak ben bu arabada anlamıyorum. Sefaların arabasında da öyle Mirza. Perde i20'de benim kendi kendini hem açıp hem kapatıyor. Bunu da sadece açıyor. i20'de onu nasıl yapmışlar bilmiyorum. O i20'de çok iyiydi. Şöyle arkadaşlar. Civic'lerde de aynı mı? Bu Japonlar mı yapıyor o zaman bu iş? Arkadaşlar bu konuda gerçekten gayet iyi bir araç. Size böyle ufak bir video çekmişseydim zaten trafiğe geldik artık. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bay bay Yıldız Ailesi.